Arkadaşlar kimya taramasında 11. soruyla devam edeceğiz. Baş, bununla beraber başlarsak eğer XY maddelerine ilgili bir soru verilmiş. Buna göre yorum yapmamızı istemiyorum. Sorumuza bakarsak XY maddelerinin Z bileşi oluşmasına ait kütle zaman grafiği verilmiş. Buna göre yargılarına hangileri doğrudur demiş. M değeri 10'dur diyor. Öncelikle bakarsak arkadaşlar kütle zaman grafiğini okursam X'den baktığımda X'den 8 gram varmış da 6 gram kalmış. Yani X dediğimiz maddeden biz 2 gram harcamışız. Y dediğimiz maddeye bakarsak arkadaşlar 8 gram varmış ve tamamı bitmiş. O zaman Y maddesinden 8 gram harcamışız. E, kimyasal tepkime sonucunda arkadaşlar Z maddesi oluştuğuna göre o zaman X ile Y'nin toplamından kaç gram madde oluşturmuşuz? 10 gram madde oluşturduk. Yani M dediğimiz değer 10'dur. Doğru. Oluşan Z bileşiğinin kütlece %20'si X elementidir. E oluşan Z bileşiği 10 gram olduğu takdirde bunun 2 gramı x elementidir. E 100 gram olursa arkadaşlar o zaman kaç gram x olur dersek o zaman %20'si x olacaktır ki doğrudur. Oluşan bileşiklik kütlece birleşme oranları mx'in my'ye M2 1'e 2'dir demiş. E bakarsak x'ten ne kadar kullanmıştık arkadaşlar? 2 gram. Y'den ne kadar kullanmıştık? 8 gram. 2 bölü 8 dersek 1 bölü 4 gelir. O zaman 3. öncül yanlış oldu. Bakarsak cevabımız ne gelecek buradan? 1 ve 2 gelecektir. Evet arkadaşlar bu soruya bakarsak eğer 13. sorumuzda 13. soruda ne yapmamız gerekiyor onları bir tek tek belirleyelim. Şimdi bakıyorum x2 y5 diye bileşim varmış x kütlesi bir bileşik kütlesi xm YN diye birleşik var ve x kütlesinin bileşik kütlesi oranlarını vermiş. Buna göre demiş ki xmyn'deki yn'deki m ve n değerleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle X kütlesi varsa bizim bir Y kütlesi bulmamız lazım. X ile Y'nin kütlesinin bileşimi 12 grammış. 2 gram X varsa o zaman 10 gram Y olması gerekir. E bakıyorum arkadaşlar 10 gram bileşiğin 4 gram X'i otomatikman 6 gramı ne olması gerekir? Y olması gerekir. E yerine yazıyorum X2Y5. İçerisindeki X Y miktarlarını yazayım bu arada. 2'ye 10'du. XM YN diye yazdım arkadaşlar. 4'e 6'ydı. E bakıyorum arkadaşlar. 2 tane x 2 gramsa 4 gramlık x varsa x'ten kaç tane olması lazım? 4 adet olması lazım. 5 tane y 10 gramsa arkadaşlar 6 gram olduğuna göre y'den kaç tane olması lazım? 3 tane olması gerekir. E o zaman bakalım arkadaşlar elimizdeki buna uyacak değer yani m yerine 4 n yerine 3 yazmamız gerekir. m yerine 4 n yerine 3 yazarsak cevap şıkkımız a şıkkı olacaktır. Bir soruyla devam edersek eğer x2 y3 bileşiğinin kütleci %40'ı x elementi içermek demiş. Buna göre x3 y4 bileşiğinin birleşme oranı mx bölü my kaçtır ya da tam tersi my bölü mx değeri kaçtır diye bize soruyorlar. E bakalım arkadaşlar x2 y3 bileşiğini alıyorum. içerisindeki x y oranlarını yazarsam 100 gram bileşik olsa 40 gram x olacak. Yani 60 gramı y olacaktır. Bana x3 y4 bileşiğini soruyor. Buna göre geçiş yapmam lazım. 2 adet X için arkadaşlar 40 gram dersem 3 adet X için 60 gram demem gerekir. 3 tane Y'ye 60 gram dersem 4 tane Y'ye arkadaşlar 80 gram demem gerekir. Buna göre Y'nin X'e oranını alırsam 80 bölü 60 derim. Sadeleştirmesini yaparsam 2'ye bölersem arkadaşlar 4 2'ye bölersem 3 yani 4 bölü 3 ile cevap çıktı. C çıkacaktır devam edersek arkadaşlar bana karbondioksit, C5H6, C3H8 bileşiklerinin eşit kütlelerindeki atom sayılarının sıralanışı hakkında bilgi istenmiş. E karbondioksit mol kütlesini hesaplayayım arkadaşlar. Bir adet karbonum var 12 gramlık. iki adet oksijenim var 16'dan 32 gramlık. Yani toplarsam 44 gram eder. C5H6'ya bakıyorum arkadaşlar. Elimde 5 karbon var. Yani 5 çarpı 12 artı 6 ilavesi yapacağım. O zaman bakarsak kaç edecektir bize? 66 gram edecek. C3H8'e bakarsam arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 çarpı 12 artı 8 dersem arkadaşlar 44 gram edecek. E baktığımda arkadaşlar eşit kütlede alırsam ne olacaktır bunların miktarlarını Bir sayıda işlememiz gerekir. Kaçta eşitleyelim biz bunları? Şunu arkadaşlar 3 ile çarpalım. Şunu arkadaşlar 3 ile çarpalım. Şunu arkadaşlar 2 ile çarpalım. E 44 çarpı 3 dersem 132 gram. Yazamadı sistem. 66 çarpı 2 dersem. 132 gram. 44 çarpı 3 dersem 132 gram edecektir. E, miktarlarını eşitlediğim zaman arkadaşlar bakarsam eğer burada eşitlemek için bunu 2 ile bunları 3 bunu 3 ile geliştirdim. Yani şöyle söyleyebilirim. Bundan 3 mol bundan 2 mol, bundan 3 mol aldım. Bendeki atom sayılarını istemişler. Arkadaşlar 2 buradan, 1 buradan, 3 atomlu yapı. 3 mol ile çarparsam kaç mol olacaktır? 9 mol. 5 6 11'lik atomu varmış. 2 ile çarparsam arkadaşlar ne kadar edecek? 22 mol. Bakarsam 8 3 11. 3 ile çarparsam arkadaşlar 33 mol edecek. E baktığımda en büyük sayı ait arkadaşlar 3'e ait. Arkadan 2 geliyor. En küçük ise 1 olacaktır. Yani 3, 2, 1 ile cevap şıkkımız E şıkkı olacak. 28 gram N2O3 bileşiminde kaç mol oksijen atomu vardır diyor. Arkadaşlar bakalım hemen N2O3 mol, kütlesini hesaplayalım. N2O3 dersem 2 azot 14 çarpı 2 artı 3 çarpı 16 dersem şurası 28 eder. 3 çarpı 16 48 eder. E toplarsam kaç eder? 76 gram eder. E, 1 molü 76 grammış arkadaşlar bu bileşiğin. Bizde ne kadar vardı? 228 gram vardı. O zaman kaç mol eder dersek baktığımızda buradan bize kaç mol gelecektir? 3 mol bulacağız. Yani N2O3 bileşiğimiz ne kadarmış? 3 mol. E bir kaç mol oksijen vardı? 3 çarpı 3'ten 9 mol oksijen atomu eder. O da cevabı E yapar. Şimdi Soruya bakarsak C3H8 gazının bir molekülünün kütlesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. E ben diyorum ki arkadaşlar 1 mol C3H8'in mol kütlesine bakalım. Şöyle yazalım. 1 mol C3H8. E karbon 12, 12 çarpı 3'ten 12, 24, 36 gram. 8 de hidrojen getirecek yani toplarsak 44 gram edecekmiş. 1 molü 44 gram arkadaşlar. 1 molü 44 gram o zaman ben buna şöyle diyebilirim. Ena tanesi aslında C3H8'in ne kadarmış? 44 grammış. Ben bunu arkadaşlar ne kadarını istiyordum? Bir tanesini istiyordum. O zaman bir tanesi kaç gram olur dedim. İşler dışlar çarpımı yaparsam. X dediğim değer ne gelecektir? 44 bölü NA gram olacak. E bakıyorum arkadaşlar elimde gramlı verimiz var mı? Yok. E şimdi o zaman durum değiştirmesini yapıyorum. NA çarpı AKB eşittir gram değerine eşitti. E ben buna baktığımda arkadaşlar o zaman şöyle diyebilir miyiz bu yapı için? 44 bölü eda gram dediğine göre bize e, o zaman AKB eşittir. Gram bölü ena olacaktır. E gram bölü ena değeri varsa o zaman ben buna direktmen 44 AKB'dir ifadesini kullanırım. O da cevabı E şıkkı yapacaktır. Bir soruya bakarsak arkadaşlar 0,8 mol H3PO4'ün içeride oksijen atomu sayısı kadar oksijen atomu içeren bu bileşikten bahsediyoruz. E bakalım arkadaşlar şu bileşimizde kaç mol oksijen var? 4 çarpı 0,8 dersem arkadaşlar 4 çarpı 0,8 dersem ne kadar edecektir? 3,2 mol oksijen atomu. Yani şu iki oksijen arkadaşlar 3,2 molmuş. O zaman buna göre CH4 yapımının kaç olması lazım benim? 1, 6 mol olması gerekir. O zaman 1.6 mol moleküldür. Doğrudur. E bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 3 de buradan var. 8. 1.6 mol molekülün Toplam atom sayısını bulmam gerekiyorsa 8'e çarpmam gerekiyor. E 6 kere 8, 48'in 8 elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 daha 12. 12,8 mol atom olması gerekecek. E ben de ne kadar 6,4 mol atom içeri demiş. Yanlıştır. 9,6 gram moleküldür. E 1 mol CH3 COOH dediğim yapı kaç gram olacaktır? Şuradan bakarsam 12'den 24 16 çarpı 2'den 32 artı 4 hidrojeni ilave edersem 60 gram. E 1 mol'ü 60 gram. 1.6 mol'ü arkadaşlar kaç gram eder dersek işler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar buradan 96 gram edecektir. E bu da 9,6 gram dediği için 3. öncül yanlıştır. Yani cevap şıkkımız yalnız 1'dir. İç sayıda hidrojen atomu içeren demiş CH4 ve C4H6 bileşiklerine oluşan gaz karışımı normal koşulda 112 litre hacim kaplamaktadır. Buna göre demiş gaz karışımın toplam kütlesi kaç gramdır? E şundaki litreyi arkadaşlar mole çevirelim. 1 mol gaz olsaydı 22,4 litre olacaktı. Bizde 112 litre varsa o zaman kaç mol gaz olur dersek o zaman baktığımızda buradan ne kadar gelecektir? 5 mol gaz karışımı. Şimdi arkadaşlar ben buna x diyorum. Buna x diyorum. Yalnız hidrojen sayılarını eşitlemem gerekiyor. 4, 6. Kaç eşitleriz arkadaşlar bunu? En yakın değerde 12 eşitlerim. Yani buna 2x mol dersem 12x hidrojen olur. Buna 3x dersem 12x hidrojen olacaktır. Bu arada 3x ile 2x'in toplamı da arkadaşlar ne edecekmiş? 5x'miş. O zaman 3x mol artı 2x mol dersem 5 mol ediyorsa 5x eşittir. 5 mol ise x dediğim değer 1 mol gelir. Buna göre baktığımızda o zaman 1 mol olacaksa o zaman şundan 3 mol varmış bende bundan 2 mol varmış. E bana karışımın toplam kütlesini istiyor. E CH4'ün mol kütlesi 16 gram. 3 katını alırsak 3 çarpı 16'dan 48 gramlık CH4 var. C4 H6'ya bakarsam arkadaşlar Elimizde kütleye baktığımızda elimizde 2 mol var. Kütleye bakalım. 4 çarpı 12 48 6 da ilave edersem 54 eder. E bakarsam 2 kere 4 kere 2 8 5 kere 2 10 yani 108 de bu geldi. E 48 burada 108 burada toplayalım bakalım. 108 48 8 8 16 elde var 1 aşağı indirsem 5 bir de buradan geldi. Yani 156 gram etti. Bu da cevabı D yaptı. Aşağıdaki verilen bileşik miktarlarının hangisinde atom sayısı en büyüktür deniyor. Arkadaşlar öncelikle mol sayımız çok büyük olması lazım. Yani içerisinde 3 tane, 5 tane, 10 tane gibi değerler kullandığımız takdirde 500 bin tane gibi değerler kullandığımızda gram ifadelerinin yanında çok daha küçük kalacaktır. Çünkü gram ifadelerin altında, yanında, sağında, sonunda avagadro sayısı yazmadığı sürece genellikle bu değerleri çok daha büyük olacaktır. Bu da bana 5000 tane etihoç molekülünün çok çok daha küçük bir miktara sahip olduğunu söylüyor. Buna göre baktığım zaman avagadro sayısının 5'te 1'i. Avagadro sayısı 1 mol. 5'te 1'i dersem ne olacaktır benim için? 0,2 mol olacaktır. NH3'ten e bahsediyoruz. 4 atomlu bir yapı. Çarparsam 0,8 mol atom içerecek. 32 gram CH4. 1 mol CH4'ün 16. E 32 bölü 16 dersem benim için ne olacaktır? 2 mol olacaktır. Atom sayısına bakarsam 2 çarpı 5'ten 10 mollük atom bulunur. NO2'ye bakıyorum arkadaşlar. NO2 gibi bir yapıdan bahsediyorsak eğer ona göre yorum yapmamız gerekir. Bana 92 gram diyor. E 92 gramını yazdım. NO2'nin 1 molü arkadaşlar 46 gram. E 46'ya bölersem 96'yı 46'ya bölersem ne gelecektir? 2 mol. E diyorum ki arkadaşlar atom sayısına bakıyorum. 2 çarpı Atom sayısı da 3 tane olduğu için 3 yazarız. 6 mol getirecektir. Şimdi ben bakıyorum 192 gramlık SO2'den bahsediyor. 192 gramlık SO2'ye göre baktığımızda 1 mol 64 gram olduğuna göre 192 bölü 64 dersem 3 mol eder. Yazdım. 3 atom içerdiği için çarparım. 9 mol edecektir. E baktığımda atom mol sayısı en fazla olan kim çıktı arkadaşlar buradan? Tabii ki de C şıkkındaki 10 mollük CH4 atom içeren yapı çıkmıştır. Yukarıdaki verilen hidrojen atomların hidrojen örneklerinde mol sayıları arasındaki ilişki hangisidir diye sorulmuş. 1 mol hidrojenden bahsediyor. Yani en az tane arkadaşlar H atomundan bahsediyor bir atom hidrojen. Bir atom hidrojen dediğimiz arkadaşlar bir tanecik hidrojen atomundan bahsediyor. Bir molekül hidrojen dediğimizde bir tanecik H2 molekülünden. Yani iki tane H atomundan bahsediyor. E buna göre miktarına baktığımız zaman en tane Avogadro sayısı getirdiği için bir en büyük olacak. Arkasında iki tane H olduğu için arkadaşlar 3 en sonda 2 2 olacaktır. O zaman 1, 3, 2 ile cevap çıkmız. E olacaktır.